Merhabalar, YouTube Honkai Star bir bölümünde daha devam ediyoruz. Geçen bölümün sonunu izlediyseniz eğer yanlışlıkla mikrofonu kapatmışım. Zaten yorumlarına yazarım muhtemelen ama her neyse buradan devam edelim. Geldik burada ana görevleri yapmaya. Hemen şöyle göstereyim. Gösteremedim. Burada gördüğünüz gibi ana görevleri yapmaya devam edeceğiz bu bölümde. Burada ne kadar ilerleyebilirsek ilerlemeye çalışacağız. Bakacağız belki yan görevleri falan da yaparız. Bu arada bölüm arasında da hemen ne yaptığımı söyleyeyim eğer sürekli izleyen biriyseniz. Bölüm arasında da hemen 17 levele kadar kastım. Genel böyle görevleri falan. Görevlere hiç karışmadım da şuradakiler. Hemen göstereyim onları. Bunları yaptım. Bunları yaptığım için bayağı bir level aldım. Şu anda 17 levele geldim. 4 level birden atladım yani. Onun dışında birkaç tane wish vardı. O wishleri almaya başladım. Yani wish hakkı dediğim şunları almaya başladım. Bunlarla birlikte de gördüğünüz gibi 28 tane oldu. Aynı zamanda birkaç yerde daha vardı işte. Hepsini alınca bu kadar wish'im oldu. Aynı zamanda şurada da 9 tane olmuş. Bunları şimdi öncelikle kullanarak başlayacağız. Yani birkaç tane warp yapacağız. Ondan sonra bölümde ana görevlere devam edeceğiz. Şimdi buradaki en önemli karakter bu arada Bronya'ymış. Yani Bronya dışındakilerin düzeyleri birazcık düşük. Himeko da galiba güçlü. Ama galiba o kadar güçlü değildi Himeko. Ama Bronya bayağı iyi. Kendi türü arasında galiba en iyisi olabilir yani Bronya. O yüzden buradan beklediğimiz karakter kesinlikle Bronya. Onun dışındakiler çok da önemli değil. Buradakilerin hepsini de denedim bu arada. Bu denemeyle de topladım birazcık. Hani şuradakiler. Karakter trial'lar. Karakter trial'ların hepsini yaptım. Burada karakterler genel olarak hoşuma gittiler. Ama dediğim gibi ben meta'ya birazcık bakacağım. Meta'da da şu anda Bronya en üstteymiş ve o yüzden Bronya istiyorum. Bakalım belki hiç gelmez ama neyse ilk farpımızı atıp başlayalım. Şimdi bir de bakıyormuşsunuz. Erken geliyor diyeceğim de erken gelse de bir şey değişmeyecek ki sonuçta 50 tane de kesin bir tane gelecek. Ve hiçbir şey gelmedi gördüğünüz gibi. O yüzden geçeceğim burayı. Kim geldi? Yani 4 yıldızlı bir tane Lightcon gelmiş. O da çok önemli değil. Şimdi son 8 diye atıyorum. Bu son 8 ile birlikte artık ilk defa 5 yıldızlı bir şey göreceğiz. Bu arada Doktor Ratio da var zaten. Ratio. İşte sarı yandı. Aha, bunun animasyonu farklıymış bir de. Güzel, beğendim. Şimdi geçti. Bu kim? Tingyun. Tamam, Tingyun. Tingyun bende yoktu galiba ve Tingyun iyi bir karakterdi. Öyle hatırlıyorum. Yanlış değilsem eğer. Bendeki değildi ya. Bu daha çok healer mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Neyse bakacağım birazdan. Göreceğiz zaten onları. O detaylardan birazcık bahsederim. Himeko geldi. Yani Himeko o kadar iyi değil ama ne yapalım? Ya şu anda şu karakter çok daha iyi yani Himeko'dan. Ama her neyse o kısmı tamamladık. Şimdi daha 10 wish'im daha var. O 10 wish'i dağıtayım. Belki burada Bronya gelir yani kim bilir. Ya elbet bir noktada Bronya gelecek. Çünkü hani temel banner'da olduğuna göre ki temel banner'da mı emin olamadım. Gelmedi ama bir şey geçiyorum o yüzden. 4 yıldızlı bir tane Lightcon geldi burada da. Şimdi bir dakika hemen bir... Ha, tamam zaten Bronya varmış ya. Bronya yazıyormuş orada. Şöyle 5 yıldızlar. Ha. Bronya var gördüğünüz gibi. Tamam, Bronya basit banner'da olduğuna göre demek ki çıkar. Şimdi burada 9 onu hallederiz sonra. Şimdi yeni karakterlerimize bakalım. Yeni karakterleri kasacağım. Bu arada nereden bir de wish aldım onu da söyleyeyim. Hemen bunların hepsini 20 levelin üzerine çıkardım 15 olunca. Gördüğünüz gibi bunlar 20'nin üzerine çıktığı için yani 20-30 olduğu için şu anda hepsinin wish'ini aldık yani. Fazla da. Şimdi bunu kasacağım ben. Seni alalım. Bunu equiple. Seni de alacağım Tingyun. Tingyun karakteri de iyiydi. Tingyun karakteri harmoni karakteriymiş. Harmoni karakterlere de buff veren karakterlermiş. Böyle bir özellik var oyunda. Tabii siz belki biliyor olabilirsiniz bunları ama bilmeyenler için söyleyeyim. Burada genel olarak gördüğünüz gibi 3 tane hasar veren grup var. Bunlar Destruction grubu. Yani daha çok yani birazcık daha oyunlardaki barbar sınıfı denilebilir ya D&D tarzı oyunlardaki barbar sınıfı diyebiliriz. Yani hem hasar veriyor hem de yani can yenilemesi belki var, belki güçlü.
hasarı var, hasarı değil, canı var. Canı olduğu için yeni hayatta kalabiliyor tarzı karakterlere deniyor işte. Destruction karakterleri, barbar karakter yani. The Hunt karakteri tek hedeflilere, Erudition karakterleri çoklu hedeflere karşı iyi. Nihility karakterleri debuff veriyorlar. Oyunda şu anda hiçbir Nihility karakteri en iyi sırada değil bu arada. O yüzden de buna da dikkat etmek lazım. Yani Nihility'ler şu anda iyi durumda değil. Sonra Harmony grubu var. Harmony grubu sizin takımınıza buff veriyorlar. Preservation, defans karakterleri, tank karakterler ve Abundance, heal veren karakterler. Yani genel olarak takımınızda bir tane şu gruptan olması gerekiyor. Destruction, The Hunt veya Redution. Bir tane Nihility veya Harmony karakteri olması gerekiyor. Bir tane, ya daha doğrusu şöyle, Harmony, Nihility ve Preservation'da bir tane olması gerekiyor. Tabi olmayabilir, siz bilirsiniz burada. Bir tane de Abundance karakter olması gerekiyor. Ama genel olarak yapılacak şey şudur. Yani bir tane kesinlikle Destruction alınır. Bir tane The Hunt veya Erudition'dan biri alınır. Bir tane Harmony karakteri, bir tane de Abundance karakteri alınır. Bu yüzden Harmony karakterimiz muhtemelen Tingyun olacak bundan sonra. Şurada gördüğünüz gibi Hunt karakteri, Preservation karakter var. Harmony, Double Harmony kullanacağız o zaman. Burada da Hunt var. Bir tane de şimdilik Heal karakteri var mı? Hiç. Heal karakterim şu anda hiç yok. O zaman sıkıntı yok. Bu Erudition'ı şu an için Erudition kullanırım ya. Tamam, Tingyun. Yani şu anda takımım şöyle olacak. Doktor Ratio, hasta, Himeko ve Tingyun şeklinde. Yani başlangıç takımım bu şimdilik. O yüzden ben bunları hemen şöyle bir tamam neyse, ne yapalım, 3 yıldız varmış bu. Bunu yapacağız. Ben bunlara artı basıp hemen bir geleceğim ya. 2 saniye işim var. Size göstermeyeyim bunu boşu boşuna. Levelleri biraz düşük kaldı ya. Bu kadar düşük kalmasını beklemiyordum. Şu anda bu 24 oldu. Bu 20'ye 20. Bunu ascentleyemiyorum. Malzemesi yokmuş. Nereden bulacağımı bilmiyorum ama. Her neyse. O yüzden bu arada çok kısa sürdüğü için ben burada artı basmaya devam edeceğim. Hemen şuradan şu yeteneğini de artı basalım. Bunların ascentleri, daha ascent'i de direkt yapabiliyoruz. İyi bari. Tamam, en azından buradan güçlendirdik ya. Tamam, sıkıntı yok. Şurada Equilibrium gibi bir şeydi. Neydi? Ne yazıyordu hatırlamıyorum ama o da varmış. Bunu fazla yükseltmeyeceğim bu arada. Neydi? Bir dakika. Enhance. Equilibrium lazımmış. Bu muhtemelen hani Genshin'i oynadıysanız eğer oradaki dünya leveli gibi bir şey olması lazım. Çünkü karakterleri de şu anda level atlatamıyorum. Hani şöyle göstereyim. Doktor Raatio'yu. Gördüğünüz gibi bunda da böyle şeyler veriyor. Bunu da halledeceğiz. Bu arada Doktor Raatio'nun özelliklerinin isimleri de çok güzelmiş ya. Şunlar mesela Sigitur Adastra ve Vincit Omnia Veritas gibi böyle isimler vermişler. Latince isimler. Şu yıldızlara doğru demek. Şu da hakikat her şeyin üstündedir demek. Aynı zamanda yeteneği de Cogito Ergo Sum. Yani düşünüyorum öyleyse varım. Bunlar da hoşmuş yani. Beğendim bunu. Bu karakterin o yüzden ya tarzını beğendim. Neyse, artık göreve başlayabiliriz ya. Yeter. Bu arada takımı da değiştirelim elbette. Ya bu karakterleri aslında güçlendirmiştim 30 leveller ama ben yine de atacağım ya. Hiç gerek yok. Siz gittiniz. Hadi görüşürüz. Himiko Reis ve sen, adın neydi unuttum. Tingyun. Artık takımımız bu şekilde. Yani bu şekilde olunca aslında element sıkıntı oldu. Ya Himeko'yu aslında, Himeko gerçekten güçsüz bir karakter ya. Ne yazık ki. Ya oyun başında çok önemli olmaz da. Aha, Selly. Sele. Ara ara. Aynen öyle Selly. Çok doğru şeyler diyorsun. Şunu da tıklayalım. Doktor Raatio. Neyse, bakalım ana görevi yapalım. Bu arada hemen hatırlatma ya. Seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Bunlarla birlikte devamını çekiyorum. Yani bilmiyorum. Daha SR videolarını yayınlamaya başlamadım gerçi. Ama olsun. Olsun, siz beğenirseniz daha çok yayınlarım. Rehber videoları falan da yayınlarım. Bunlar önemli şeyler. El hareketi yaptık.
Bu arada Natasha karakterini de bedava vereceklermiş. Yani siz almışsınızdır zaten de eğer oynuyorsanız. Bana vereceklermiş yani yeni oynayan kişiye. Onun dışında bir tane daha çok iyi bir savaşçı karakter var da takımımda şu anda DPS karakteri çok fazla oldu ya zaten. İki tane güçlü DPS karakterim var. Hatta Doktor Ra atıyor dışında kullanmam muhtemelen. Ya bir SL gelirse belki diyeceğim de yok ya SL'yi de muhtemelen kullanmam. SL'yi en sonuna kadar kasarım ama muhtemelen hiç kullanmam yani. Ama SL favori karakterim kesinlikle. Aha relikler açıldı. Ney? Bir dakika oyunda relik sistemi de mi var? Yapma. Yapma abim yapma. Abi relikler de varmış. HP falan veriyor diyor. Hadi bakayım. Tamam abi tamam tamam. Tamam yeter. Equiplesene. Diğerlerine vermemiş. Tamam açarız ya onları da. 6 tane birden. Gerçekten açacak çok şey varmış ya o zaman. Bu arada bu tarz konuşmalardan dolayı o ne be? Bu tarz konuşmalardan dolayı bize bir sürü görevler verdiler. Bunları da yapıyorum çok önemli değiller diye. Yani şu anda da çok önemli değiller. Artık geçerlerse çok sevinirim yani mesela. Peki. Ama konuşmanın ödülünü görmeniz için bence iyi olacaktır. Hemen göstereyim size. Hadi. Galiba bitti. Galiba bitti. Bilmiyorum. Neyse devam edelim biz. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu yoldan mı? Aynen. Yoldan devam ediyormuşuz. Yoldan devam ediyoruz da yol yok. Abi yol yok. Şuradan. Şu karaktere de bir bakalım ya. Ha yelpaze kullanıyormuş. Ya bu arada bu tarz olarak en sevdiğim karakteri de göstereyim. Aşırı hoşuma gitti tarz olarak. Şu. Yani kesin çoğunuz beğenmeyeceksiniz ama benim tarz olarak çok hoşuma gitti şu Clara karakteri. Yanındaki bu robot bunu koruyor. Saldırılarını falan bu yapıyor. Clara sadece arada bağırıyor yani gerçekten. O yüzden çok hoştu tarzı. Onu da sevdim yani. Güçsüz olmasa onu da isteyebilirdim ama güçsüzmüş. Ama kesin bir nokta da alırız ya. SL kesinlikle favori karakterim ya. Bir de Martin 7'si tabi. Martin 7'sinin de tarzı güzel. Abi niye yavaş yavaş yükleniyoruz ya? Bu arada bizim boyumuz diğerlerinden çok uzun ya. Hani uzun bir karakter gibi. Bir dakika ya. Hayır. Bir şeyler deneyecektim. Yapamadım. Aha savaşa girdik. İyi tamam neyse. Otomatik savaş bas. Ya şu an takımımız 2 tane booster oldu. 2 tane de atakçı oldu. Bence temiz takım ya. Tamam hallederiz. Ben birazcık daha bu karakterlere level bassam tamamdır. Ama şu anda gerçekten Martin 7'si Himeko'dan daha iyi olabilir ya bu durumda. Şu an takımımıza daha uygun gibi. Ama bilemedim, emin olamadım. Benim gider bulmam lazım. O ne be? Hemen şunu yapacaktım. Tamam bu normalmiş. Bu arada şöyle bir özellik de varmış ya. Şuna da yapalım. Bunların böyle E yetenekleri de varmış. Bunu yapamayacağız ama ne yazık ki. Neyse etraftan buluruz herhalde bir şeyler. Nereye gidiyoruz? Oraya gidemiyoruz. Şununla savaşacağız herhalde. Weakness, disgust me. Tamam siz savaşın.
Karakterler havalı ya gerçekten. Ama çok havalı birini daha görmüştüm ya ben. Acaba hangisiydi? Hatırlayamadım bak şimdi. Weakness disgusts me. Tamam siz dövüşün. Bunu acaba otomatik açma yok mudur ya? Çünkü yapılabiliyorsa yapılsın. Battle is over. Şimdi böyle. Burada burada küçük bir yol var. Gidelim bu küçük yola. Bakalım belki sandık falan vardır. Yokmuş. Ha, şurada sandık var be zaten. Şurada not var. Burayı da açalım. Burası konuşma alanıymış. Motomoto. Yine savaşa giriyoruz. Hadi bakayım. Shutter effect. Çünkü neden olmasın? Neyse. Siz savaşın. Adamlar konuşurken dövdük ya gerçekten. Biraz haksızlık etmiş olabiliriz ama neyse. Demek ki çok da güçlü değillermiş. Buron Yasama. Haritaya bakacağım. Şuradan inilebiliyor öyle. Çok önemli şeyler değil. Yok şuradan inilebiliyor, buradan değil. Buradan biz yolumuza devam edelim. Başka bir şey yokmuş burada. Can var da bunlar bana vuramıyorlar ki şu anda. Tamam, yolu açacağız. Bip bip. Bip bip. Ya. Hayda. Çok iyi be. Bip 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 bip. O ne? O neydi? Ben... Ne oldu anlamadım. Bir dakika. Minecart parçalarını buluyor. Buralarda minecart parçası mı varmış? Ne anlatıyor bu ya? Buralarda bir şey mi var? Nedir? Ha, tamam böyle ara işte ya. Aha bir şeyi buldu. Dore dore? Nedir bu? Bibip bibip bibip. Bibip. Aha parça bulduk. Ha devam mı? Bir dakika devam. Bibip bibip. Bibip. Aha burada bir şey daha çıktı. Bir dakika bu neymiş? Bunda da... Bu ne? Ha kendi XP'mizi arttırıyor bu da. Ya kendi XP'mi arttır... Ha bu para o zaman. Yani muhtemelen paradır. Bunları da yapmam lazım ya. Level yükseltsem çok iyi olur da. Şöyle arayalım. Ha, bu tarafta diyor. Aha. Aha bulduk. Ha bunlar yollarını gösteriyor. Biz de oradan buluyormuşuz be. Tamam tamam. Onların döndüğü yöne doğru yapmamız lazımmış. Aynen. Çok doğru dedin onu. Bastık abi. Onları da tamir ettik. Mükemmel position check'imizi de yaptık. Hemen. Hemen position check. Push to mine.
Kuştu Minecraft. Tamam. Kardeşim biz bunu hallederiz ya. Weakness veremedik ya sizin korkunuz yüzünden. Aa bu büyükmüş. Büyük savaş. O zaman biz yapıyoruz. Lanet olsun. Hiç sevmem. Şimdi support verelim öncelikle sana. Daha sonra sana şöyle. Daha sonra sana şöyle. Cogito ergo sum. Aa kıramadı. Vay beceriksiz. Kanama aldı. Abi bu bir kişiye mi attı? Hayır ya, bir kişiye atıyormuş. Neyse. Bu en azından herkese atıyor. Yani onu yanlış kişiye attık. Ne oldu be? Aa ha öldü be adam. Pardon. Pardon. Basit ölüyormuş. Basit ölmüş. Hiç öyle beklemedim yani gerçekten. Burada gizli yol var ama orası bizim yolumuz değil, değil mi? Ha devamı yokmuş. O zaman buradan önce gidelim. Sandık falan varsa ki var. Basic treasure. Ha not. Ben bu notları toplarım. Ama ESL'de bu arada %100'leme videoları falan yapmayı düşünmüyorum. Aa Witness vuramadık. Onları kendim yaparım ama. Yani %100'lerim muhtemelen. Ama video çekmem onun için. ESL'de olabildiğince ana görevleri yapmaya odaklanacağım sadece. Ve rehberler yani. Buralar savaş alanları. Bu taraf neymiş? Bir dakika. Bu taraf uzun. Biz buradan gideceğiz. Şuradaki yolu açacağız o zaman. Tamam. Sen necisin? Hayır o değil. Doktor Ratio ile vurabiliriz. Weakness. Helal. Bunların komboları çok iyi ya. Az önce bir tane gördüm. Bir combo yaptım yani şu malzemeleri harcamak için. Neredeki malzemeleri hemen göstereceğim. Bakayım nereden gösterebiliyorum. Buradaki malzemeleri harcamak için bir combo yaptım. Adamlar sürekli vuruyorlar ya. Saniye durmuyorlar. Bir o vuruyor, o kalkanını kırıyor, sonra diğeri vuruyor. O kalkanı kırınca diğeri vuruyor. Yine o da kalkanını kırıyor. Bu sefer diğeri vuruyor tarzında. Arda arda 4-5 vuruş yapıyor. Ha geldiler mi? Tam laf ettik geldiler bunlar da. Bunların tarzı çok iyiydi işte. Tek özelliği gerçekten Clara'nın ağlamak. Ama işte yapımcılar böyle bir robot koymak yerine küçük kızı koymuşlar işte kapağa. Hani sanki karakter oymuş gibi. Ama karakterin gerçekten hiçbir özelliği yok. Yani savaşırken bile yani düz ekrandayken bile vurma tuşuna bastığınızda robot çıkıyor yani o derece. Tabi siz biliyor olabilirsiniz bunları ama neyse. Boost vermeyi unuttum. Karıştı. Neyse hallederiz. Daha patlamak üzereler diyor. Şimdi sen bunu al. %40. Şunu bir vuralım. Kendisine vurdu. Güzel. Güzel. Çok havalı vuruşlar bunlar. Aha taunt attı. Ha, herkes sadece ona saldırabilecek. Ne güzel. Tamam. Hemen basalım. Aynen öyle.
Güzel. Easy. Geç artık geç. Gerçekten kolunu indirmesini bekledik bu sefer de. Ben sinir oluyorum ya böyle olunca gerçekten. Geçen bölümlerde çok dedim, bu sefer demeyeceğim artık dedim ama gerçekten çok sinir oluyorum yani elini indirme animasyonunu beklememize. Ay ay. Çok saçma. Çok saçma. お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密だ。今の大守護者はペテン師だ。上層部の娘さん。下層部の恨みは、では本題に戻って。地下のロボットが敵？スバローグは遅延の敵。古いものを探すなら、あれほどいい情報源はないだろうな。 Yine hangi animasyonu bekledik acaba? Animasyonu bile fark edemedim artık ya. Evet, yeni bir şeyler geldi. Görevi bitirdik. Ha, görev yeni yerde devam ediyor. Ya buranın haritasını mı açsak öncelikle? Ona bir emin olamadım ha. Şu anda 27 dakika olmuş. Bence şuraya gidebiliriz ya. Buradan böyle, şuradan şöyle. Önce şuradan gidelim. Doktor Ra atıyor. Sen tamam. Gel bakayım. Aa, büyük düşmanmış bir de. Aa, bir de biri daha vardı. Dur onunla da savaşmaya gidelim. Onu da biliyorsunuz. Adamın ekstra yakışını var. Biraz kalkan kırılsaydı aslında. Keseriz ya bunu. Aynen öyle. Anda kalkan kırılmadı mı be hiç? Güzel, hiç hasar bile yemedik be doğru düzgün. Formidable. Buradaki yol kapalıymış. Ya şuradan dolaşıp girebiliriz ya da şuradan dolaşıp girebiliriz. Çok emin olamadım. Neyse bir bakalım. Şöyle. Buralar yok zaten. Nasıl be? Buralar nasıl yok? Buraların var olması lazımdı. Farklı yol o zaman. Tamam neyse. Şuralar böyle. Nerede be? Ha sen misin? Kililermiş bunlar. Abi adamın bir canı vardı zaten. Vurmayaydın ona da. Heh, bak şimdi atacaksın asıl. Şimdi niye atmadı ya bu? Ha, bu 3 tane kırılınca atıyor. Tamam. Böyle olunca daha güçsüzmüş. Ben daha güçlü zannediyordum bunu. Sen ne yapıyorsun ya? Adam arkamızda bekliyor gerçekten. Çok saçmaydı.
Nice. Sonra şuradan yol var. Burada iki kişi var. Savaşırız. O ne be? Kayıp olan biri varmış. Ona vurmayın be bari. Ya ona niye vuruyorsunuz be? Tamam, o da muhtemelen saldıracak bana ama. Abi vuruyorlar ya. Yapmayın be. Abi kaçsın be. Ne oldu be? Aha donduk. Geri geldik. Çok üzüldüm ya gerçekten. Neyse. En azından otomatik oynattığım için suçu kendimden atabilirim. Ben vurmadım zaten. Ay ay ay. Üzüldüm birazcık. Yarata. Neymiş bu? Yani tamam. Ya bonus ödüller almak için mi gerçekten? Yazık be. Şu an neredeyiz? Oralara daha gidemiyoruz. Şu ne? Ha, bir dakika. Formidable. Let's go to the formidable. Bura mı yine şiiri? Yok. Bura. Bu arada Doktor Ratio ölmek üzereymiş. Ya dayanır mıyız? Bilemedim. Kaç kişiler ki? Şuralarda bir heal yok mu ya? Heal olsa aslında çok rahat ederdik de. Şimdi gidip gelmek istemiyorum o yüzden. Let's go ya. Siz formidable foyla savaşın. Dorratio'nun canı az ama olsun. Aynen öyle. Bu nasıl formidable foe ya? Üçüncü bir kısım vardır umarım. Gizli bir şekilde. Çünkü böyle hiçbir şey yapamayacaklar gibi. Yani. Ha. Sıkıntı yok. O da güzel. O da güzel. Aynen. Bitti. Formidable foe. Bu ne? Ha tamam, bu artık düzelttik, tamam. Şuradan çıkalım. Ya buraları yeterince araştırdık mı? Bence yeterince araştırdık ya. Artık yeter çünkü. Bu ne? Burada bir şeyler mi var? Bilemedim. Şurada görevler var. Aha, level ödülleri. Aha, level ödüllerimiz var. Dur bunu da yapalım. Bunu da yapalım, ondan sonra bitireyim. Bu önemliydi çünkü. Ne oldu? Görev başlamadı umarım. Random görev başlamış olabilir çünkü şu anda. Evet, galiba random görev başladı. Ticket please. Hayda. Yo. Görev değilmiş bu. Her seferinde bu kadar uzatacak mı ya bunu? O ne ya? Levelim. Teşekkürler. 9 level aldık. 10 level aldık. 11'e 17'ye kadar gideceğiz işte ya. Alalım bakalım ödüller nelermiş.
Bunlar ne hiç bilmiyorum. Şu yani fuel mesela şu enerjiydi ama o enerjiyi biraz daha geç kullanacağım. Ha, bu bölümde yapmak istediğim bir şey daha var. Dur onu da yapayım. Bu bitsin. Bu işleri bir sonraki bölümde atarız. Şurada artifak geldi. Gayet güzel. Galiba 20 levelde artacak ya. Emin değilim ama bir dakika hemen bakayım. Dünya levelini ayarlama burada var mı? Ne anlatıyor ya? Tamam. Çıkıyorum ben. Şurada falan filanlar. Bunları da aldık. Konuşmaları da yapalım. Aynen öyle. Sen onu çok doğru dedin. Ya böyle mesaj geldi. Görev geldi. Onun dışında bunlar Battle Pass'ler. Bunlar önemli şeyler değil. Battle Pass'te de ama level aldık. Hemen o yüzden onu da alacağım. Çaktırmayın ama şimdi işte istediğim yere gideceğim. Neresiydi? O ne? Jarito'ydu. Tamam. Jarilo mu, Jarito mu? Burada bir tane Formidable Foe vardı. Nerede o? Aha, burada. Bu Formidable Foe ile savaşmaya gideceğiz. Şu taraftan. Aha, burada sandık varmış. Formidable Foe'muz şuradandı. Bu arkadaş değil. Bunu geçiyoruz. Bu Formidable. Il Formidable. Weakness disgust me. Tamam artık. Savaş sizde. Hadi bakalım. Bakalım yenebilecek miyiz? Yeneriz herhalde ya bu arada. Artık çünkü adamlarımız 30 level falan yani. Aynen öyle. Yani artık 300'lerde vurmaya başladık. Çok daha iyi olabilir tabi. Oho, double triple ataklar yapıyoruz gerçekten. Bu arada geliyor geliyor. İntikamımız geliyor gerçekten. Hadi hadi. Bir vuruyor gerçekten adam. Ve son bir hareket. İşte böyle. Ve Formidable Foe'yu da geçtik böylelikle. Şimdi buradan yol varmış. Bir tane daha sandık var. Onu da alalım. Tamam. Buradaki işimiz de bitti. Böylelikle buradan artık ana görevlerden devam edeceğiz ya. Aa burada bir dakika. Haritadaki olan sandıkların sayısını gösteriyor. Aa burada hiç yokmuş. Burada 10 tane varmış. Hiçbirini bulamamışız. Tamam. Burada 3 tane var. Burada 2 tane kalmış. Burada 4 tane kalmış. Burada da 7 tane kalmış. Tamam. Hallederiz bunları. Ya eğer bu kadar azsa bu arada %100 denir ya. Ama çok önemli değil. Neyse. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.